Efendim, TVA ekranlarında Önce Sağlık programından herkese merhabalar. TVA ekranlarında Önce Sağlık programında ben Arzu Yüksel'le birliktesiniz. Bugün hem farklı konuklarım hem de farklı bir konuyla karşınızdayız. Konumuz obezite. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sedat Belli ve diyetisyen İlayda Sena Balkı bizimle birlikte olacak. Hem sizden gelen soruları yanıtlıyor olacak hem de benim kendileri için hazırlamış olduğum soruların cevabını almış olacağız. Ama onun öncesine kısa bir bandımız var. Obezite hastalığı nedir? Obezite hesabı nasıl yapılır? Vücut kitle indeksi nedir? Bu ve benzeri soruları genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sedat Belli, Arzu Yüksel'in sunmuş olduğu Önce Sağlık programında yanıtlıyor. Evet, bugünkü konumuz obezite. Aslında çağımızın hastalığı değil mi hocam? Evet. Obezite. Kaçıranlar için ben bir kez daha söylemek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sedat Bey'le bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizdeyiz ve diyetisyen İlayda Sena Balkı bizimle birlikte. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Biz diyetisyenleri çok seviyoruz. Biz de seviyoruz. Daha güzel olacak gibi geliyor. Genellikle diyetisyenler de soluğu alır, sonra verilen listeler bize acayip zor gelir. Bu çok zor. Bunu yemesi yapması çok zor deriz. Birazdan kendisine sorularımız olacak ama ben önce obeziteyle başlamak istiyorum hocam. Obezite, şişmanlık nedir? Ne zaman biz obezite olmuş sayılıyoruz? Evet. Obezite günümüzün en önemli, sizin de bahsettiğiniz gibi, sağlık sorunlarından biri. Vücutta aşırı yağ birikmesi olarak kabaca tanımlanabilir. Evet. Çok ciddi hastalıklara, hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. Evet. Her yaştan kişiyi tutabilecek bir hastalık. Sonuçları açısından gerçekten oldukça önemli. Gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu, hatta salgın diyebileceğimiz ciddi bir hastalık olarak tanımlanabilir. Hocam salgın denilecek, bir de obezite öyle bir şey ki biz hani böyle sınırına geliyoruz, fark ediyoruz ama bir türlü kendimizi durduramıyoruz. Ta ki ne zaman bizim yaşam fonksiyonlarımızı kısıtlamaya, sınırlarımızı kısıtlamaya başladığı zaman, o zaman alarma geçiyoruz ve diyoruz ki biz önce bir diyetisyene gitmemiz lazım. Sonra diyetisyen bizim çok işimize gelmiyor hocam. Diyoruz ki bunun daha kolay yolu ne var? Ha, dur bakayım, tüp mide ameliyatı varmış. O zaman ben gideyim tüp mide ameliyatı olayım. Herkes tüp mide ameliyatı olabiliyor mu? Tüp mide ameliyatı nedir bir kere? Önce bunu soralım. Evet. Ve tüp mide ameliyatı olmadan önce sizin öneriniz var mı? Her gelen tüp mide ameliyatı olabilir mi? Evet. Çok önemli bir konu. Gerçekten güzel bir konuya değindiniz. Estetik için değil, sağlık için biz ameliyat öneriyoruz. Özellikle bayanları bu konuda çok uyarmak istiyorum. Galiba en çok hanımlar geliyor hocam. Evet, amaç burada sadece güzel görünmek değil, evet. Obezitenin, şişmanlığın meydana getirdiği hastalıkları ve olası ölüm riskini azaltmak açısından daha sağlıklı olabilmek açısından ameliyat olmak. Zaten bunun da bir kriterleri var. Bu kriterlere uymayan hastalarımıza biz ameliyat önermiyoruz. Kabaca bu kriterler neler? Öncelikle isterseniz bunlardan bahsedelim. Evet. Çünkü her hastayı dediğiniz gibi ameliyat etmiyoruz. Önemli kriterlerimizden biri, dünyada en çok kabul gören parametrelerden vücutta şişmanlığın ne derece olduğunu tanımlayan vücut kitle endeksi diye bir tanımlama var, terim var. İngilizcesi body mass index'tir. Evet. Şimdi vücut kitle endeksi kişinin kilosunun boyun karesine, metrekare cinsinden oranıdır. Bu oran size kişinin şişmanlık obezite kategorisini, sınıflandırmasını verir. Hı hı. 20'nin altındaki değerler, 18,5'un altındaki değerler zayıf olarak tariflenmiştir. 25'e kadar olan değer aslında normal vücut kilosunu belirtir. Hı hı. Vücut kitle endeksi 25-30 arasıysa fazla kilolu. 30'un üstü de obez olarak kabul ettiğimiz kategoriye girer. Tabi obezite de kendi içinde sınıflandırılabilir. 30-35 arası birinci derece obez, 35-40 arası ikinci derece obez, 40 ve üstü asıl bizim önemli üzerinde durduğumuz morbid obez. Hmm. Morbid obez, yani hastalık aşamasındaki hastalığa dönüşmüş obez ya da şişmanlık terimi. Tabi 50'nin üzerinde olduğunda da süper morbid obez
Bir de bunun sınıfları var. Evet, süpere kadar evet, gidiyor. Süpere kadar süper gidiyor. İyi bir şey diyebiliriz ama evet. Bazen iyi olmuyor aslında. Aslında iyi değil yani. Evet. Burada iyi değil süper. Evet. Burada önemli olan biz ilgilendiğimiz kısım daha çok 40 ve üstü morbid obezler. 35 ve 40 arasında da yandaş bir takım hastalıklar varsa, diyabet, tip 2 diyabet, şeker hastalığı, kas eklem ağrıları ya da solunumla ilgili bir takım sıkıntılar, uyku apnesi, astım gibi bir takım yandaş hastalıklar varsa o zaman 35-40 arasında da ameliyat seçeneğini kullanabiliyoruz. Yani çok yukarıda tap değilse durum ama biraz daha aşağılardaysa hani benim anladığım dilleri anlatayım. Yanında da hastalıklar eklenmişse o zaman onlar da ameliyat olmaz sınıfına giriyor. Onlar evet. Da ameliyat olabiliyorlar. Vücut kitle endeksi 35-40 evet. Arasında dünyada da kabul olmuş görüş budur. Son dönemlerde 35'in altına da 32,5 seviyelerine de inen Avrupa'da bir takım cerrah arkadaşlarımızın bildirileri var. Özellikle psikolojik olarak bu işi çok, evet hocam, çok kafaya takan mutsuz kişilerde 32,5-35 arasına da yapılabilir deniyor. Ama 30'a yapacak mıyız? 30 altına yapacak mıyız? İşte bu tartışmalı, yapmamak gerekiyor. Yapan arkadaşlar var. Bu konuda biz kesinlikle... Hocam neden yapılmaması gerekiyor? Evet. Şimdi yani hastayı düşünün, mutsuz. Bir türlü olmuyor, evet. Veremiyor. Yani böyle bir olanağı var. İmkanları da müsait. Neden olamıyor? Daha fizyolojik kilo vermesine yardımcı olacak diğer seçenekleri hayat, öncelikle. Çok zor be hocam. Evet. Burada bile zorluyor. Evet. Burada bile zorluyor. Burada biz diyetisyene evet. Ve endokrin bölümüne yönlendiriyoruz hastayı. Çünkü 10-15 kilo fazlayı vermek takdir edersiniz ki daha kolay. Bunu bir düzenli bir beslenme programıyla veya fitness sporla takviye ettiğimizde endokrin doktorunun metabolizmasını arttırıcı bir takım verebileceği ilaçlarla bu 10-15 kiloyu verebilmek mümkün. Biz tüm obez hastaları ameliyat edersek ileride midesiz bir sürü insan yaratırız ve sonrasında 8-10 sene sonra bunların yan etkileriyle mücadele etmek zorunda kalırız. Ha, yan etkileri de tabii, var o zaman tabii hocam. Tabii ki ileride şimdi hastalık aşamasında, morbid obezite aşamasındakilerin evet. Ameliyattan faydalanımlarıyla düşük kiloların faydalanımları aynı olmuyor. Çünkü insanların beklentisi, hayattan beklentileri ve sonraki ameliyat sonrası yaşayacakları sıkıntıları her iki hasta grubu birbirinden çok fazla farklı şekilde tarifliyor. O nedenle biz tüm seçenekleri denedikten sonra artı birlikte yandaş metabolik bir takım hastalıklar meydana gelmişse bu morbid obez grubuna ameliyat öneriyoruz. Çünkü bu hasta grubu gerçekten bu ameliyattan oldukça önemli bir miktarda fayda görüyor. Yaşam sürelerini uzatıyor. Hayat kalitelerini bir şekilde daha konforlu hale getiriyor. Evet, işin tabii ki hocam çocuklukta evet. Mı başlıyor obezlik? Yani ilk hata, ilk yanlış nerede yapılıyor? Evet. Az ama önce, tabii sizin gözlemlerinizden evet, hani faydalanmak az önce de değindiğimiz gibi biz ailemizde beslenmeyi tam olarak öğrenemeden hayata atılıyoruz. Vücudu aç bırakmak yerine yiyerek kilo vermek daha mümkün. Çünkü vücudu aç bıraktığınızda diyetisyenimizin söylediği gibi bu sefer yemeğe saldırıyoruz. Daha yüksek kalorili şeker, karbonhidrat, yağ oranı yüksek yiyecekleri tercih ediyoruz. Evet. Vücudu aç bırakmamamız lazım. Evet. Çocukluktan itibaren beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Ama işte dediğim gibi biz şey öğrendik, 3 öğün öğrendik. Evet, ara biz, öğünleri ihmal etmememiz ara gerekiyor. Ara öğün ihmal evet. Etmemek en önemli lazım. Vurgulamamız gereken şey bu. Tabii ara öğünde de çok yiyecek almak şeklinde değil, porsiyonluk ara öğünler. Evet. İşte onlar çok acıkınca da tabii evet. İşin ucu ayarı evet. Biraz evet. Kaçmış oluyor. Peki hocam, vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Yani obezite olduğumuzda ya da kilomuzun olduğunda bunları nasıl hesaplıyoruz, neye evet. Göre? Şimdi mesela yayına izleyicimiz bağlansa, örnek veriyorum. Biz bunu hesap edebilir misiniz? Evet. Yani kolay mı bunu hesaplamak? Birkaç yöntem var.
konunun başında da söyledim. Vücut evet. kitle endeksi kilonun boyun karesine oranı. Ama bu formülasyonu maalesef halkımız çok fazla kendinde uygulayamıyor. Bir hesap yapılması lazım. Biraz evet. profesyonel bir hesapla bu iş ortaya konabiliyor. Burada da bazı kategoriler var. Az önce söylediğim işte normal kilo, obez ve morbid obez gibi evet. kategoriler. Az önce söyledim. Tekrar değinmeyeceğim. Ama bunun dışında da yapılabilecek bir takım yöntemler var. Mesela göbek çukurundan evet. bel ölçümü yapılabilir. Bayanlarda 88'in üstü, erkeklerde 102 santimin üstü yine obezite olarak tariflenebilir. Deri altı yağ dokusunun kalınlığı bir oran olarak şey yapılabilir. Bir bunu de kendi anlayabilirler evet, mi hocam? Nasıl anlıyor? Tutunca mı? Tutarak ne kadar kalınlaştı. Çünkü ilk deri altında yoğunlaşacağı için. evet. evet. Hocam bir baksak biz. Benim nasıl mesela? Ben şöyle gelsem. Şu yürümeyi de sevmiyorum. Oldukça neden? İnce. Sizin yani vücut kitle endeksiniz zaten 20-25 arası bir durumda diye düşünüyorum. Tamamen yağ miktarı, vücuttaki yağ oranı %20'nin üzerine çıktığında artık obeziteden bahsediliyor. %100 olduğunda obez hastalık, yani hastalığa yol açan obezite, %225 oranları artık süper morbid obez dediğimiz o 50 vücut evet. kitle endeksinin üstü olarak tanımlanmış. Tabii yağın yoğunlaştığı yer de önemli. Yani bu yağ nerede yoğunlaşıyor? Eğer karın bölgenizde yoğunlaşıyorsa, göbek çevresinde yoğunlaşıyorsa bu sizin iç yağlanmanızın da çok olduğu anlamına gelir. Bu durumda kardiyovasküler hastalık riskinizi arttırıyor. Kalp damar hastalıkları, tansiyon, şeker gibi bir takım metabolik hastalıkların daha yoğun olduğunu, karaciğer yağlanmanızın daha fazla olduğunun bir göstergesi. Bu da ileride oluşabilecek bir takım rahatsızlıkların sinyali. Biz buna elma tipi evet, onların bir tipi evet, var. Evet. Elma yuvarlı. Tipi obezite diyoruz. Daha çok basen ve kalça bölgesindeki yağlanmalar da armut tipi yağlanmalar. Onlar biraz ben daha risk olarak evet. evet. daha düşük riskli olarak sayılabilir. Evet, biz hastalanmıyor muyuz hocam? Yani armut tipi olan vücutlarda hastalık riski biraz daha mı uzak? Tabii iç yağlanma biraz daha o böl az olduğu için üst taraf daha zayıf, alta doğru bir kilo. Fazla kilonun her türlüsü tabii ki rahatsızlık verici hem fiziksel hem psikolojik olarak. Ama bir nebze diğerine göre daha iyi diyebiliriz. Evet. Hocam tüp mide ameliyatları ile ilgili kişilerin endişeleri var. Evet. Bunu olanları da hani mesela bir şekilde sağlık sorunları nedeniyle tüp mide ameliyatı olmuş. Ama sonrasında ilgili onların neler beklediğini, çünkü biz işte haberlerde, gazetelerde ya da internette bir şekilde tüp mide ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonları okuyoruz. Ve belki bunlar çok geçmişte olan, geçmişin teknolojisiyle yapılan evet. Operasyonlardı ve sonrasında yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ve o zamanki tüp mide ameliyatlarıyla şimdi arasında bir fark var mı? Eskiden mi tehlikeliydi, şimdiki durumu nasıl? İnsanların korkacağı, yani daha doğrusu şöyle sorayım, tüp mide ameliyatından korkulmalı mı? Evet, tabii ki zaman içinde metabolik cerrahi, bariyatrik cerrahi de ciddi olarak bir yol kat etti. Hem ülkemizde hem dünyada. Dünyada 1950 yıllarında, ülkemizde 1990 yıllarından itibaren bu ameliyatlar yapılmaya başlandı. Belli merkezlerde, belli cerrahlar tarafından yapılıyor. Deneyim ve tecrübe, merkezin deneyimi, cerrahın tecrübesi bu ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlarda ve ölüm riskinde oldukça tesirli durumlar. Tabii hasta faktörü de çok önemli. Uygun hasta seçimi. Yani uygun hastayı seçebiliyorsak, kriterlere uygun hastayı seçip uygun elde, tecrübeli ellerde, tecrübeli merkezlerde bu yapılıyorsa tabii ki bir komplikasyon, yan etki dediğimiz zararlı etkileri oldukça düşük. Neredeyse bir safra kesisi ameliyatı, tiroid ameliyatı kadar, apandisit ameliyatı kadar düşük komplikasyonlar. Yani binde bir ya da iki diyebileceğimiz bir safra kesisi tiroid komplikasyonları günümüzde deneyimli merkezlerde obezite cerrahisi sonrası da binde 2-3 oranını geçmiyor. Evet. Tamamen dediğim gibi tecrübeli ellerde ve uygun merkezlerde, bu ameliyatların sık yapıldığı merkezlerde bu ameliyatların yapılması lazım. Ya burada tabii merkezin de önemi var ama siz bir şeyden bahsettiniz. Uygun hasta.
Evet. Yani mesela obezite sınırında olup ama riskli olan hastalar, hasta grubu da var o zaman. Evet. Evet, siz süper obezitesiniz ama ameliyat olmanız riskli denilebilecek bir grup, evet, da dahil o zaman. Evet. Bu hangisi de oluyor biz, hocam? Biz ekip olarak endokrinolog, diyetisyen ve genel cerrah hasta geldiği zaman önce bir genel olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Çeşitli bölümlere konsülte ediyoruz hastayı. Tüm kan tetkiklerini, endoskopisini, solunum fonksiyon testlerini, göğüs hastalıkları konsültasyonunu, kardiyoloji bölümü tarafından kalple ilgili herhangi bir rahatsızlığı var mı? Göğüsle ilgili önemli bir problemi var mı? Bunların hepsini konsülte ederek yandaş hastalıklarını ortaya koyuyoruz. Hasta anestezi alabilir mi, alamaz mı? Hmm. Narkozu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Öncelikle bunları değerlendiriyoruz. Psikolojik durumunu mutlaka değerlendiriyoruz. Çünkü psikolojik bir takım bozukluğu olan kişilerin daha sonra ameliyat etseni biz bile sonraki uyumu, ameliyat tabii ki çok önemli bir aşama. Hastada ciddi bir şekilde kilo vermesine yardımcı bir olay ama sonrasında uyum sağlanmadığı takdirde eski kiloları tekrar alma ihtimali. Öyle mi hocam? Evet. Ben de bunu soracaktım. Evet. Tekrar alabilir mi? Nasıl mesela? Tekrar alması yanında belli dönemlerde diyet programımıza uymamadığından dolayı işte bahsettiğiniz komplikasyonlar gelişebilmekte. Hmm. İnsanda bir yeme alışkanlığı, bunu beyin olarak durduramazsanız ameliyat sonrası ben ameliyat oldum nasıl olsa yemeğe devam edeyim. İşte biz diyetisyenimiz birazdan ameliyat sonrası nasıl beslenme, evet, yapılacağını anlatacak. Siz ilk 15 günde sadece sıvı yemeniz gerekirken bir şey olmaz deyip katı bir şeyler almaya. Aslında bu sizinle, evet, yani hekimle, evet, ilgili bir şey değil. Hastayla, evet, ilgili bir komplikasyon. Evet. Yani hastadan kaynaklanan bir komplikasyon. Kesinlikle. Söz konusu burada. Hem hekimden, hmm, hem cerrahi teknikten dolayı olabilecek hem de hastadan kaynaklı olabilecek bir takım komplikasyonlar yani var. Yani siz her şeyi çok iyi yapmış, evet, olsanız da eğer hasta buna, evet, dikkat etmemişse komplikasyon olabilme ihtimali yüksek. Evet. O yüzden uyumlu hastaları ve gerçekten işte az önce bahsettiğim vücut kitle endeksine göre uygun kategorideki hastalara ameliyat etmek lazım. Yani 40 üstü morbid obez ya da 35-40 arasında vücut kitle endeksi olan yandaş hastalığı olan hastalara ameliyat edeceksiniz. Anestezi için riski yüksek olmayan yandaş hastalıkların anesteziyi kaldıramayacak derecede yandaş hastalığı olanlara ameliyat etmeyeceksiniz. Hmm. Ya da psikolojik sıkıntıları olanlara ya da genetik olarak bazı sendromlar var. Şimdi bunları burada hepsini açıklamamız çok mümkün değil, evet, ama bunları mesela ameliyat etmeniz çok hastaya bir fayda getirmez. O açıdan uygun hasta seçimi önemli. Hastanın buna uyumu çok önemli. Bunun dışında dediğim gibi bir safra kesesinden ya da bir apandisit tiroid ameliyatından daha fazla değil. Evet. Komplikasyon oranları. Neler olabilir? Yani ameliyat sonrası görülebilecek komplikasyonlar, kanama, mideyi küçültürken zımba gibi bir alet kullanıyoruz. O zımba yerinden kaçak olabilir. Olabilecek emboli riski olabilir. İşte bu kilodan dolayı herhangi bir yere pıhtı atma olayı meydana gelebilir. Ya da yara yeri enfeksiyonu gibi bir takım durumlar meydana gelebilir. Bunlar olası komplikasyonlar ama dediğim olacağı gibi bunlar çok oldukça düşük oranda olacağı anlamına gelen şeyler, evet, değil. Evet, olacağı. Mide tekrar büyür mü? Tekrar operasyon geçirebilir mi? Evet. Tekrar eski haline döner mi? Midenin kendi yapısından dolayı elastikiyete sahip, tekrardan ameliyat olma olasılığı olabilir tabii ki. Cerrahi teknikteki bir takım sıkıntılar ya da kişisel bir takım daha sonra az önce bahsettiğimiz diyet programına ve beslenme alışkanlığına uyulmadığı takdirde mide bu elastikiyeti nedeniyle tekrardan bir miktar büyüyebilir. Bunun iki sebebi var. Ya cerrahi olarak fundus dediğimiz midenin üst kısmının ya da antrum dediğimiz alt kısmının yeterince çıkarılmamasına bağlı olarak o bölgelerde genişleme olabiliyor. Hmm. O yüzden olamama ihtimali de var, tabii, ama diyorsunuz. Cerrahi teknik oldukça önemli. Hmm. Zaman içerisinde bariyatrik cerrahi de zaman içerisinde bir değişim gösterdi. Şimdi son dönemlerde artık antrum dediğimiz yani mideyi muz gibi,
Evet. Tamamen muz şekline benzer şekilde pilordan itibaren tamamen antrumu da çıkarıyoruz. İlk yapılan ameliyatlarda onların resimleri de var. Şu an yanıma getirmedim. Bir dahaki programda inşallah. Hocam. Mesela evet. Zamanla o alt ve üst tarafın zamanla büyüdüğünü görüyoruz. Bunlara işte yeniden revizyon cerrahisi dediğimiz tamamlayıcı ameliyatlar yapılabiliyor. Yeterince önce kilo verip sonra tekrar kilo alma şeklinde. Ya burada aslında bir evet. önemli şeyin altını çiziyoruz hocam. Yani tüp mide ameliyatı evet bir an sizi kurtarıyor ama dikkat edilmezse evet. Tekrar kilo alabiliyorsunuz. O doyma hissi demek ki zamanla büyümeye başladıkça evet. doyma hissini de kaybetmeye başlıyor. Ve mide büyüyor tekrar evet. Kilo alınabiliyor ama tabii bu yapılan müdahaleyle de alakalı diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu isteme ve büyüme olayı evet. yapılan cerrahi müdahaleyle de alakalı. Kesinlikle. Onunla da etkili kişisel faktörler de var. Zaten midenin o büyük kısmı fundus dediğimiz yeri çıkardığımızda açlık sinyali veren grelin hormonunun üretildiği yer. Yani onu ortadan kaldırdığınız için artık kişiler açlık hissetmiyorlar. Beyne sinyal gitmiyor. Ben açım diye bir şey söylemiyor artık beyin. Burası güzel bir şey hocam. Evet. Her tarafını almayı burayı halletsek olmaz mı? Evet. İkinci önemli evet. unsur midenin bu tüp mide ameliyatı dediğimiz ameliyat midenin hacmini kısıtlayıcı. Yani %80 civarında mideyi küçültüyorsunuz. 100-150 cc civarında bir volüme küçük bir volüme indiriyorsunuz. %80'ini alıyorsunuz. Evet. Bu durumda ya hemen tokluk hissediyorsunuz. Açlık sinyali gitmiyor. Aslında zaman içerisinde insanlar buna alışıyor. Ama ameliyattan önce tabii ki doktorun mutlaka hastaya sorması gereken bir takım şeyler var. Mesela? İşte yüksek kalorili yiyeceklerle mi besleniyor? Çok yemek yemeyi seviyor mu? Yandaş hastalıkların durumu ne? Mesela bir şeker hastalığına maruz kalmışsa kaç yıldır şeker hastası? Yani ilk 5 yıldaki şeker hastalarındaki iyileşme oranıyla 5 yıldan sonraki diyabet hastalarının, şeker hastalarının iyileşme oranı tabii ki aynı olmuyor. Yani kronik hastalığa ne kadar maruz kalmış? Vücutta bunların etkileri ne kadar? Hemoglobin A1C dediğimiz bir parametre var. Son dönemlerde şeker olarak ne kadar yüksek doz şekere vücut maruz kalmış. Bunların yüksek olduğu kişilerde, 5 yıldan fazla diyabet öyküsü olan kişilerde başarı oranınız biraz daha az olabiliyor. Ya da bunlarda başka teknikler tercih etmeniz lazım. Bariyatrik cerrahide yaklaşık 10'a yakın teknik var. Bunların hangisinin hangi hastaya uygun olduğunu hem ameliyat öncesi tetkiklerimizde, görüşmemizde hem hastanın beslenme yeme içme alışkanlıklarıyla birlikte bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Az önce siz de söylediniz bu bir ekip işi. Evet. Yani tek başına sadece bir cerrahın, sadece bir endokrinoloğun ya da diyetisyenin bunu halletme olasılığı yok. Bunu bir ekip olarak hep beraber el atacağız. Bu çağımızın önemli bir sorunu. Evet, çok ciddi hocam. Dünyada 1,5 milyar insanın obez olduğu söyleniyor. Bunun 500 bin tanesi az önce bahsettiğim hastalıklı obez. Türkiye'deki durum ise yine oldukça yüksek oranlarda. O yüzden bizim bunlarla mücadele edebilmemiz için bu hastalıklı grubu teşhis edip onları tedavi etmek. Çünkü bunlar daha önce diyetisyene bir takım yerlere gidiyorlar. Çok başvuruyorlar. Çok yer. Evet. Ki ben gelenlere yine bir en az 6 ay tekrar deneyin şeklinde geri gönderiyoruz. Ama hepsini denedikten sonra geldiğinde çünkü bunların %90'ı tekrar kilo alıyor. Yo-yo etkisi dediğimiz bir durum var. Eski kilosunun daha üstünde fazla bir kiloyla evet, geliyor. Hocam, evet hocam o da var. Diyet yaptınız ya da spor yapıyorsunuz. Kiloları verdiniz. Sonra hop bakıyorsunuz geri alıyor. Geri alıyorsunuz. Bir gün tek evet. sizinle yapalım. Çünkü neden? Ya da kiloyu veriyorsunuz işte bir 15-20 kilo vermiş. Kaldı orada. Evet. Gitmiyor. Gitmesi lazım. Bir 20 kilo daha gitmesi. Yok orada mesela kilo kalıyor. Neden gitmiyor? Tabii böyle birçok soru var. Şöyle zamanıma bakıyorum dönüp size sorsam diye ama sorsam da biz bunun cevabını tamamlayamayız. Buyurun hocam. Yani siz diyorsunuz ki o zaman %3'ü başarabiliyor. %97'si maalesef başaramıyor. İşte başaramıyor, biz evet. o başaramayan grupta devreye giriyoruz ve gerçekten onların sıkıntılarını önemli ölçüde azaltıyoruz. Bahsettiğimiz birçok mesela tip 2 diyabette %80'lere varan bir gerileme
olduğunu görüyoruz. Bir takım psikolojik, sosyal hayatta özbenlik duygusu, dışlanmışlığın, bir takım psikolojik sıkıntıların gerilediğini görüyoruz. Hasta, işte bugün az önce buraya gelmeden önce, 3 ay önce ameliyat ettiğim bir hastam geldi. 27 kilo vermiş 3 ayda. Çok güzel. Yani resimlerini gördü, o mutluluğu, o üzerindeki... Ben... Hocam düşünsenize, yıllarca istemiş olduğu bedenin... İçine giriyor. Aynen. Yani. Yani ben sırtımda 30-40 kiloyla yıllarca fazladan taşımışım diyor. İşte bu aşamada bizim oldukça tesirli, uygun hastada tesirli olduğumuzu, cerrahi olarak tesirli olduğumuzu söyleyebilirim. Özel metro asansörü. Evet. Özel metro asansörü. Biz diyorsunuz ki biz tam ekip olarak hazırız ve bu ameliyatlarda başarılıyız. Aynen. Gerek diyetisyenimiz, gerek cerrahimiz, gerekse diğer bölüm endokrin olarak biz hazırız ve başarılı bir şekilde bu işin içerisinden, Allah'ın izniyle tabii, öncelikle bir aksilik olmazsa içinden çıkıyoruz diyorsunuz.